Beğendin mi? Hı. Aa, çok güzel olmuş. Peki şurada gördükler mi? Ha? Şurada gördükler Onlar da bilezik. Ötekileri takmak ister misin? mi? Hı. Tak Bunlar da bakalım. çok güzel. En çok onu mu beğendin? Bak ben isim taktım bunlara. Bu şey Winx'in yüzüğü oldu. Winx renkleri diye. Bu da Elsa'nın yüzüğü oldu. Elsa renkleri diye. Ama buna isim bulamadım. Arkadaşlara sordum. Yazacaklar şimdi bu ne yüzüğü olsun, kimin hangi prensesin yüzüğü olsun diye. Aa, buldum. Neyi buldun? Karışıklar Prensi'nin. Ha, olabilir. Tak bakalım şunu da. Olacak mı? Bu da güzel değil Bunlar mi? hamurdan mı? Evet, Play-Doh oyun hamurunda. Ha. Beğendin mi? Çok beğendim. Ah, eşofmanın oydu. Değil mi? Bakın arkadaşlar, buna da isim buldum. Winx'in, bu Elsa'nın, bu Mira'nın. Evet, tamam. Senin eşofman renginde çünkü süper. Hadi izleyelim Evet. bakalım nasıl yapmışım ben bu yüzükleri. Bakalım takılarımızı nasıl yaptık, neler kullandık. Öncelikle Play-Doh oyun hamuru lazım. İstediğiniz renk tercih edebilirsiniz. Ve böyle kullanacağım fırçalar ve aletler var. Siz küçük kalemlerle, kalem uçlarıyla da yapabilirsiniz bunları. İlk önce cam göbeğini alalım bakalım. Ah, mira içine turuncu atmış. İlk önce şunu alalım. Bununla bir yüzük yapacağım. İlk önce biraz yumuşatayım elimde. Bir de havayla kuruyanları var biliyorsunuz bu oyun hamurlarının. Onlarla da yapabilirsiniz. Şöyle kenara çekelim bunları. Şöyle açacağım birazcık. Sonra yuvarlayacağım, solucan gibi yapacağım. Çünkü pürüzsüz olsun istiyorum. Onun için oklava kullandım. Küçük parmağıma göre yapayım ki Mira da takabilir, değil mi? Evet, birazcık açıyoruz bunu, inceltiyoruz. Şimdi bu yüzüğe göre bir kağıt yuvarlayacağım. Şöyle üçgen hale getireceğim kağıdı. Biraz daha incelteceğiz. Yüzüğün kalınlığında olması gerekiyor. Evet, yüzüğün genişliğini de ayarladım. Bunu böyle yaparak evdeki yüzüklerinizin kalıbını çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Kendi parmağınıza göre yapabilirsiniz direkt. Evet, yüzük bu kalınlıkta. Bunu da bantladım ki açılmasın. Şimdi şuna birazcık şekil vereceğim. Evet, şimdi şu gördüğünüz taşlardan koyacağım. Sıvı yapıştırıcıyı buraya birazcık damlatayım. Şurası dışa doğru durmasını istediğim için böyle bir üçgen yaptım. Şimdi bu taştan çok daha küçüklerini koyacağım yanlarına da. Bunlar da çok minikmiş. Yine uhu döküyorum bu deliklere. Birinci yüzüğümüz bitti. Elsa yüzüğü olabilir bu. Değil mi? Elsa'nın yüzüğü olsun. Bunu şimdi birazcık kurumaya bırakıyorum. Hemen ikinciye geçiyoruz. Evet, ikinci rengimiz de bu fuşya pembesi. Ay, bu da çok tatlı. Bundan ne yapacağız bakalım. Bunu da birazcık yumuşatacağım elimde. Bunu kalın bir yüzük yapmayı düşünüyorum. Kalınca gösterişli bir yüzük olacak bu. Bu da kimin yüzüğü olsa acaba? Pembe karakter kim var? Kimin yüzüğü yapabiliriz? Winx'lerden mi olabilir? Winx'ler pembe değil mi? Stella'nın mı elbiseleri pembe değil mi? Bu çok kalın olur gibi eğer Mira'nın takacağını düşünürsek. Bir de biraz daha uzatacağım boyunu. Kenarlarına şöyle şekiller vermek istedim. Evet, kenarları tırtıklı olsun. Şimdi buna da taşlar takalım bakalım. Ah, buna şöyle bir inci taksak, incili yüzük olsun.
Yandaki taşlar için de böyle metalik şeyler kullanacağım. Çok parlak değil. Metal görünümlü taşlar. Onları da şöyle üçlü dizmek istedim. Kuruduktan sonra üzerine tırnak cilası süreceğim. Şöyle ikisini yan yana koyalım. Şu tırnak cilasını süreceğim. Hem taşları iyice yapıştırmış olacak. Daha rahat kullanabilirsiniz bunu sürerek. Evet, ikinci yüzüğümüz de bitti. Evet, üçüncü ve son yüzüğümüz de iki rengin karışımından olacak. Bakalım nasıl olacak? Önce solucan yapıyoruz yine. İnce solucanlar yapacağız iki renkten de. Tırnağımın aynı var. Yapabildiğimiz kadar ince yapalım. Kopmasın yeter ki. İkisi de eşit gibi olsun. Şurayı yapıştıralım. Sonra örgü gibi birbirine dolayacağız. Biraz bir köşesini aşağıya çektim üçgen gibi. Şöyle. Bu üçgene de şöyle yuvarlak yine fuşya pembe bir top yapıştıracağım. Biraz üçgen oldu gördüğünüz gibi. Bu da biraz kuruduktan sonra parlatıcımızı süreceğiz. Evet, Play-Doh yüzüklerimiz bitti. Şimdi bunları Mira'ya göre yaptığım için ben takamıyorum. Mira takacak. Bir göreceğiz bakalım. Şimdi bu Elsa'ya bir yüzük gibi oldu. Sanki Elsa'nın renkleri. Bunu da ben Winx'ten Stella'nın yüzüğü olarak yaptım. Ama bunu bulamadım arkadaşlar. Pembeli mor hangi karakter var? Lütfen yorumlara yazın. Bu da kimin yüzüğü olsun bakalım. Üçüncü yüzük kimin yüzüğü? Yorumlarda bekliyorum. Omikis'e abone olmayı unutmayın. Ve daha önce Play-Doh ile yaptığım yaraları seyretmek isterseniz hemen sağdaki i butonunu tıklayıp oradan seyredebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. YouTube bizim için artık çok güzel bir uygulama başlatmış. Hemen buradaki Umikids logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da hemen buradaki pencereleri tıklayarak buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hem de bunu bütün telefonlar ve tabletlerde yapabilirsiniz. O zaman iyi seyirler.